Hak dostum hak diye başlamalı söze. İşte peşkil. İşte sopa. Geçelim öykümüze. Var size bir anlatacak hikayem. İstedi bunu Dursun Şahin. Dedi anlatmazsanız dersten geçilmem. O zaman başlasın hikayem. Şöyle bir zaman döndürgecimizi döndürelim. Osmaniye'ye gidelim. Yıl 1975, Ekim ayı. İş güçtürüp okullar açılmaya başladı. Şehirde okuyan öğrenciler hazırlıklarını tamamladı. Peyderpey şehre gittiler. Bizim Ahsan'da ilkokul son sınıfta. Okul evlerine çok yakın olmasına rağmen anca bir haftada varabildi. Okulun ilk günü öğretmen demesin mi? Çocuklar, saçlarınızı kestirin, şu kitapları da alın gelin. Tabii bu Hasan için emirdi. Hemen tutulacak. Koşa koşa eve gitti. Eve gelir gelmez anasına. Ana, öğretmen saçınızı kırdırın. Şu kitapları da alın gelin dedi. Tamam oğlum. Bekir emmine de o saçını dur. Peki ana kitaplarım ne olacak? Onu da babanın yanına Osmaniye'ye git al. Hasan bunu duyunca sevincinden cirit atmaya başladı. O zamanlar Hasan'ın babası Osmaniye'de demir çelik fabrikasında çalışmaktaydı. Hasan'ın Osmaniye'ye gidişi ikinci sefer olacaktı. Birinci seferinde Mustafa abisi galerayla götürmüştü çünkü. İse hemen evlerinin bitişindeki ikinci katta bulunan dedesinin damına çıktı. Bak dedi elbise etrafı tamaşa ediyor. Emmi! Hanım! Emmi saçımı kırkan mı? Hanım hala bir dur kırkarım. Hasan emmisinin yanına ilişti. Bak da emmisinin saçını kırkacağı mırkacağı yok. Bu istiyor ki hemen olsun. Babası da olmayınca Hasan emmisine gönüllendi. Hemen aşağı indi babasının tıraş takımını aldı aynasını. Bir kalıp da sabun aldı. Cahan'ın kıyına doğru gitti. Kimsenin haberi mabarı yok. Kafasını yürüyecek. Kafasına koydu. Fakat saçları da uzun. Ceyhan nehrine gire çıka. Saçların ucu sapsarı olmuş. Oturdu derenin kenarına. Aldı babasının tıraş takımını. Aldı bir kalıp sabunu. Başladı sabunlamaya. Aldı eline makinayı. Başladı katır katır katır. Bir baktı ki saçısıyla beraber derisinde kazıyor. Her tarafı kan olmuş. Tarafından bayağı saçını yürümüş. Sabun baktı sabun saçında dondu. Makine kesmiyor. Olacak gibi değil. Etrafına bakmaya başladı. Bir baktı da emmisinin oğlu Mustafa'yı gördü. Başladı ıslık çalmaya. Sen ne yapıyorsun böyle? Gel gel nereye kan olmuş ara. Boğul. Bir de sen çabala. Yürü hele şu saçı. Al sana jilet. Kardeş kavga etme. Ben şimdi yürüdüm senin saçını. Bizim ne oldu uğraştı fakat. Olacak hiç gibi değil. Emmi oğlu böyle olmuyor. Sen eve neyse eve git. Ama baktı Hasan'ın oğluna. Gülmekten de ölüyor. Hasan tamam dedi. Koşa koşa eve gitti. Anası görünce demesin mi? Ha oğlum, ne ettin sen böyle? Otur bakayım şu sandalyeye. Doğazmaya başladı Hasan'ın saçını. Baktı derisi cayır cayır yanmaya başladı. Baktı olacak gibi değil. Emmisi durumu vaziyeti gördü. Yeğenim ben seni tıraş edeceğim tamam. Ne ettin böyle? Gel bakayım. Emmisi yukarı dama çıkardı. Uzattı kellesini güzelce bir kazıdı. Güzel oldu ho. Artık saç kırpma işi tamam. Kalan Osmaniye gitme işini düşünmeye başladı bizim Hasan. Sabah oldu okula gitti. Bütün arkadaşlar saçına bakaraktan gülmekten kırılıyorlar. Birisi arkadaşlarından bir haber aldı. Yarın Koç Hasan Emmi'nin motoru Yeniköy'e gidecek. Koç da eve gitti anasına dedi. Anası da birazcık para verdi. Bekledi sabahı. Hasan erkenden kalktı, giydik keten pantolonunu, spor ayakkabısını geçirdi. Köyün meydanına doğru yürümeye başladı. Yürürken de arkasına sık sık bakıyor. Efine diyecek yok. Gitti köyün orta yerinde beklemeye başladı. Koç Hasan Emmi'nin motoru kalbinin orada. Neyse, motorda birkaç kişi daha var. Nereye gidiyorsun yeğenim? Osmaniye'ye gidiyorum Hasan Emmi. Tamam gel bakalım. Oturdular kalan. Motoru Hasan Emmi'nin oğlu Celal sürüyor. Bu da Hasan'ın teyze oğlu. Yeniköy'e gitmek için Susan'ın kenarında bekliyor.
Falan onu da aldılar motora. Nadezoğlu, Yılışık birbirine merhaba dediler. Geminin ağzına vardılar. Anaca geçip boyalı üstü Yeniköy'e gidecek. Yahu gemiye bir baktı ki, vay babam vay. Yavrum hey. Yok böyle bir şey. Bir halata bağlı, iki kayıktan oluşmuş dev bir gemi. Suyun gücüyle yavaş yavaş anca geçtiler. Biraz da rampa çıktıktan sonra langur lungur. Kışlarında armadık yer kalmadı. Köylerden geçerken hayvanın pisliği motorun arka tekerleklerinden. Fıncır uyanma kimsenin umurunda değil. Zaten toz toprağı diyecek yok. Ya naylonda ben olmasam bizim Celal sizi Yeniköy'e el ettiydi şimdi. Hasan emmi demesin mi böyle? Meğerse Hasan emmi motora Celal'e göz kulak olarak binmiş. Anlaşılan. Uzatmadan Yeniköy'e varıyorlar. Deyzoğlu Halit'le hemen iniyor. Yatı arabası geçerken Halit faytoncu diye çağırıp ekmeği faytona verip gönderiyor. Bizim Hasan daha hayatında ilk kez faytonu görüyor. Artık Yeniköy'de Osmaniye'ye geçecek. Önceden bildiği minibüs durağına doğru yavaş yavaş yürümeye başlıyor. Osmaniye! 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 Sen nereye gidiyorsun? Osmaniye'ye mi? Osmaniye'ye gidiyorum. Osmaniye! Osmaniye! Ses etmeyince girdi içeri oturdu. Hadi beklemeye kalan. Minibüs dolunca şoför hareket etmeye başladı. Yerin çıkışına doğru daha kalabalığa varmadan bir abdalla avradı el kaldırdı. Elinde bir horoz, üç çocuk, bir de çuval. Mavi şoföre bağırdı. Alak mı ne diyorsun? Demeye kalmadı minibüsün şoförü durdurdu. Horoz çırpınıyor bu sırada. Mavi horoz elini aldı. Minibüsün önüne koydu. Bir şey olsa karışmam ha şoför efendi. Sana öyle fos fos çıkar geçirmem ha. Avradı böyle demesin mi? Şoför doğru olmadı. Bu sırada içeri bir koku bildiğin ahır. Plak koy da dinleyip kalan cenaze arabası mı bu soyma? Abdalın avradının sözüne hiç bakmadı. Oralı bile olmadı. Zaten burnundan soluyor. Hele bir varaydık da diye. Osmaniye gittiler kalan. Şoför Maraş Petrolü'ne gelince beraber el freni çektiydi sağ baştan kapıya serildiler. Baktı da abdal avradıyla döş çalıyor. Şoför baktı da horozu da koltuğunun altına kıstırmış kaçıyor. Derdi yol parası verme. Şoför zorla yarım yolcu parası aldı. Ne olsun ya bu? Ne ineceksin? Ne ineceksin? Garajda inmese adresi bulamam diye korkuyor. Yakın zaten garaja. Baktı da herkes indi gidiyor. Hasan da indi. Kalan Ulu Cami bulmak için garajdan doğru gitmeye başladı. Ulu Cami minaresini gördün müydü? Tamam iş bitti artık. Kalan Ulu Cami bulmak için garajdan dost doğru gitmeye başladı. Bir kere gitmişliği var nasıl olsa. Vallahi koca caminin minaresini gördün mü oh çekecek. Kalan iş tamam o zaman. Babasının adresini hemen bulur. Baktıydı Kalan Ulu Cami'nin minaresini gördü. Hemen gitti taşın üzerine oturdu. Bekledi babasını. Cisme, isim isme, semsemte benzer derler. Yalan gerçek vakit geçer. Sohbet baki kalır. Burada bizim Hasan'ın hocasının sözüyle beraber saçını kırptırmasını, Osmaniye giderken yaşadığı bazı olayları anlatmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola.